Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 8-14 Haziran haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş ikizler burcunda ilerliyor. Venüs ikizler burcunda retro sürecinde devam ediyor. 25 Haziran'a kadar da sürecek. Merkür Yengeç burcunda ve gezegeniniz Mars Balık burcunda hareket ediyor. Evet bu hafta ortasından itibaren Mars Neptünle Balık burcunda birleşecek. Bu hafta geneline baktığımızda gökyüzünde bir yandan duygusal anlamda güçlü enerjiler var. Romantizm, her türlü sanat gibi yaratıcı süreçlerde kendimizi daha güçlü ve iyi de ifade edebiliriz aslında. Cinsellik gibi konularda daha dürtüsel, daha aktif davranabiliriz. Ama duygusal olarak çok etki altında kalabileceğimiz bir dönemdeyiz. Bunu unutmayalım. Her türlü alanda aşk, ilişkiler, cinsellik veya para konularında, daha duygusal, daha hayalci olabiliriz. Bu da biraz bize risk aldırabilir. Zaman zaman fevri davranışlarda bulunabiliriz. dengeli olmakta fayda var, sevgili Akrepler. Bu enerjiyi aslında biraz daha hani belki maneviyata yönelerek, biraz daha hani sanatla ilgilenerek değerlendirebiliriz. Müzik, resim, dans, film. Bu haftaki faaliyetlerimizde çok öne çıkabilir. Faydalı da olabilir. Evet, Pazartesi günü Ay Oğlak Burcu'nda olacak. Genel olarak hayatta daha böyle kararlı bakıyoruz. Planlı, programlı hareket edebileceğimiz bir gün. İşlerimiz, ticari faaliyetlerimiz, yakınlarımızla kurduğumuz ilişkiler, öğrenci öğrenciysek eğitimle ilgili faaliyetler, belki bazı kısa uzun şehir içi özellikle seyahatler, geziler, gidip gelmeler pazartesi günü hareketli hale getiriyor. Salıdan itibaren Ay Kova burcuna geçecek. Perşembe öğle saatlerine kadar daha çok özel alanlarımızda olmak istiyoruz. Güvenceyi önemsiyoruz. Bu da evde ve yuvada daha fazla zaman geçirebileceğimizi, evdeki işlerle, aileyle daha fazla ilgilenebileceğimizin işaretçisi. Ebeveynlerimizle de paylaşımlarımız artabilir. Ama zaman zaman duygusal olarak da biraz hassas olabiliriz buna dikkat edelim. Belki annemizle annemizle olan ilişki dinamikleri bizim için yine öncelikli hale gelebilir. Perşembe öğle saatlerinden itibaren ise ay balık burcuna geçecek. Özellikle Perşembe akşamı, Cuma, Cumartesi bu iki buçuk gün daha duygusalız. Daha romantiyiz. Eğlenceli ve yaratıcı konular, belki sanatsal faaliyetler günlük hayatımızda öne çıkabilir. Romantik faaliyetler içerisinde olabiliriz arkadaşlarımızla sevdiğimiz kişiyle veya çocuklarımızla bazı böyle aktiviteler içerisinde olabiliriz. Ama tüm bunları yaparken biraz fazla para harcayabiliriz. Zaman zaman işte Mars, Neptünle de kavuşacak. Ufak tefek de olsa bazı kazalara imkan verebilir. Buna dikkat edelim lütfen. Eğer şans oyunları gibi ya da parasal anlamda beklenti içerisinde olduğumuz bazı faaliyetler varsa Buralarda yanılgıların, karışıklıkların olabileceğini, biraz hayal kırıklıkların olabileceğini de göz önünde bulundurmakta fayda var. Yani finans konularında da harcamalarda, alışverişlerde, yatırımlarda belki borçlanırken daha sağduyulu, daha dengeli hareket etmekte fayda var sevgili akrepler. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.